Herkese merhaba. Jack Talks'ta e, bu defa Bozcaada'dayız. Bir kez daha Bozcaada'dayız. Biz Kanat Atkaya ile birlikte Jack Talks'ları normalde stüdyomuzda çekiyoruz. Her hafta farklı bir konuyu işliyoruz. Geçen seneden itibaren aslında e, dışarıda da programlarımızı çekmeye başladık ama Bozcaada'ya daha önce iki defa zaten gelmiş. Sadece Kanat'la program yapmıştık. Bugün çok değerli iki konuğumuz var. Onlarla birlikte bugünkü programımızı yapacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ...sizin konserleriniz de var... ...Önder hocam ve Cenk Erdoğan'la... ...bugün bizlerle birlikte... Ee, ...Kanat ile birlikte... ...bugünkü programı ne üzerine... ...aslında bir tane e, ana konu belirleyelim... ...ve zaten konuşacak çok fazla şey var... ...üzerine konuşuruz daha fazla ama... ...bir noktada birleşebiliriz belki diye... E, ...konuşurken Kanat'ın şöyle bir fikri vardı... ...jazz e, kulüpleri... E, ...ana konusu... ...etrafında e, dolanalım... ...zaten daha fazlasını da konuşuruz dedik... ...eğer sizler için de uygunsa efendim... <laughs> Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Şimdi Türkiye'deki çok önemli iki caz gitaristi bizimle. Teşekkür ederiz. Ee, yakın kuşaklar diyeceğim aranızda itilaf çıkması şimdiden. İkisi de genç <laughs> ve yakışıklı Hocam olur abim gibi. olur evet. yani e, kuşaklarımız yakın ee, tabii. Kendisi çok genç. Evet. O yüzden. beraber <laughs> abi her zaman öyle. Evet. Çok kıymetli iki caz gitaristini bulmuşken elbette biraz caz gitarı üzerine vesaire de konuşacağız ama e, genelde dünyadaki eğilimde de önemlidir caz kulüpleri. Biraz merkezimize onu alalım. Türkiye'nindeki hem caz müziğin hem popüler müziğin genel anlamda gelişimi için köprü görevi görmüş yerler. E, bir de tabii Önder abinin kulüp kartı da var. Evet. Bu memlekette çok zor bir iş olan 20 yıl 22 yıl mı 22 oldu? 22 yıl oldu Nardis. Yani Türkiye'de bir caz kulübünü herhangi bir müzik ile ilgili bir işi 22 yıl ayakta tutmak zor. Biraz o deneyimlerinden de faydalanırız diye. O yüzden ilk lafı Önder abiye paslayalım ve diyelim ki abi nasıl oldu 22 yıl çok zor bir iş bu işle uğraşmak. Ee, evet. Şimdi şöyle bizden evvel ...çok değerli caz kulüpleri oldu. Tabii. Ee, şeyler yani bu işte... ...çatı... Naima. Naima çok güzeldi bence. Tabii. O ilk birinci Naima... ...efsaniydi. O 89-90-91... ...yıllarında. Ee, ve aslında bence... ...Nardis'in rol modelidir. O Naima. Hani şeyi... ...genel programlama anlayışı... ...işte insanların cover charge'ını, ödeme alışkanlığını sağlaması falan. Na Naima çok uğraştı ondan. Selim Selçuk. Kendisini de kulaklarının içine atalım. Emeklerine de saygıyla analım. Yani kendisine saygıyla almamıza gerek yok. Çok şükür yaşıyor da. <gülüyor> 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 Saygısızca analım. <yani. gülüyor> Sevgi, sevgilerimizi iletelim kendisine. Ee, daha sonra şey e, Kerem Görsev'in bir evet. tane caz kulübü oldu ama bir hatta 3 oldu. Bir Ortaköy'de vardı galiba. Ee, Ortaköy'de ne ve Evet, o ondan birlikte iki oldu galiba. Daha Dahavelden Reastaurant'ta evet. vardı. Ee, bir de böyle aslında caz kulübü amacıyla yapılmamış ama önemli miktarda caz e, müziği ne sahne olan Gramofon vardı Gramofon dışında da belki bir iki yer vardı Caz şey, kafe vardı tabii ki Caz kafe vardı Kedi'yi hatırlıyorum ben Kedi de çalıyordu Kedi de, daha, de Yani biraz evet, daha mix bir durum Daha mix ama, ama olsun evet. Caz müzisyenleri çalıyordu evet. en azından ee, Bir de Korukent aslında evet. Korukent Sinan e, abinin Evet ee, Ve Q-Jazz Q-Jazz ee, Şeydeki ee, Otelin içindeydi Otelin yani. içindeki evet. Ee, ama böyle hani tam böyle haftanın altı günü 7 günü caz müziğine yer veren yer benim en son bildiğim şey e, Kerem Görsev kulüpleri ondan evvel Naima sonra da Nardis'tir. Nardis 29 Ekim 2002'de açıldı ee, şeyin emeği ve fikri aslında eşim evet, Zuhal Focan'ın burada ee, o ama şey e, yani hakikaten kendisi çok istedi, çok emek verdi, hala hala da veriyor. E, 29 Ekim'de biz iki, iki şey 22. seneyi bitirmiş, 23'e başlamış olacağız. Ondan bir ay sonra 29 Kasım 2024'te Nardis'teki 6000. konser oluyor. 6000 Valla ben söylerken heyecanlanıyorum <laughs> ki, ki bu arada tahminimce 3 ekonomik kriz, bir pandemi, e, bir, birkaç Olaylar felaket daha. ve... E, <laughs> Neyse hani şey, esas olay olay. felaketi tam biz aşağı yukarı kurulduğumuz günden bugüne yaşıyoruz. E, <gülüyor> <gülüyor> e, ama onunla rağmen e, yani bir kere çok... ...benim caz müzisyeni olmamın büyük şeyi var... ...çünkü bütün arkadaşlarım orta, orada... ...herkes İstanbul'da yaşıyor... ...öyle bir avantajımız var... ...çünkü insanları işte yol paraları... ...konaklamalarıyla falan... E, ...öyle masraflarımız olmuyor... ...İstanbul'da onun hakikaten çok avantajı var... ...onun dışında müzisyenler... ...hakikaten kalplerini gönüllerini açarak... ...geldiler... ...o arada Bilgi Üniversitesi'nin performans bölümü... ...hala vardı... ...oradan e, daha öğrenci olanlar... ...şu anın daki Türkiye'nin en önemli caz müzisyenleri. Sen Görlük de o dönemdensin. Gibi, gibi de. O, dön de. <laughs> o dönemden. O dönemdensin. Şey işte Ferit Odmanlar, artık kimse, herkes. Herkes evet. Herkes e bütün nefesli çalanlar özellikle. nefeslerin hepsi. hepsi Ser aşağı. Serhan Alkol, Barış, e daha sayamayacağım bir sürü. Engin hariç. Engin, hariç, Engin hariç, hariç. evet. Engin evet. Onlar onlar hariç hepsi şeyden Riki Ford öğrencisi olarak dün de nerede çaldı Riki Ford? Ee, o şeyin o bütün o genç grup biz de şeyiz yani ben biraz böyle genç severim gençlerle birlikte olmayı çok severim gençleri zaten şöyle hep bizden evvel Kerem'de pek o yoktu da Kerem'in şeyinde bazı kulüpler vardı mesela Bodrum Jazz Kulüp vardı orada bir grup girer bir ay şey bir sezon çalardı ha Cazino'yu unuttum orada da öyle ben mesela orada bir girip iki ay çaldığımı hatırlıyorum ee, biz öyle değil hemen her gün değişik grupla şey yaptık. Bu şekilde hem genç gruplar geldi, genç gruplar kendi kitlelerini getirdiler. Bir, tek bir yere, tek bir janraya, tek bir jenerasyona çakılı kalırsak... ...iki tane benzetme var bunun için. Biri Kore G Gazileri Derneği. Hani... <laughs> bir kere Kore Savaşı olmuş. Bir daha da yok. O dolayısıyla onlar ölünce bitecek artık onlar. <laughs> Bir de kerkenezler hani onlar soyu tükenmekte. O soyu tükenmekte olmamamız lazım. Sürdürülebilir olmamız lazım. Onun için de gençler çok önemli. Ve hala gençler geliyor. Çok gurur duyuyorum. Ve bu özellikle Temmuz-Ağustos ayında yine genç gruplara çok sahne verdik. Ve onların içlerinden bazıları hakikaten çok özellikle dikkat çektiler. Onları yine programlarımızda devam edeceğiz. Ee, çok aslında biz şeyiz işte eşim Zuhal ve ben yapıyoruz bu işi. Programı ben yapıyorum yani bu 6000 konseri ben yaptım <gülüyor> programını. <laughs> Nacizane. Ee, şey oğlumuz da şu anda soundunu yapıyor Ali. Ee, ama e, bir tane de ortağımız var. Çok önemli bir ortağımız var. Onun adı Devlet. Yani şu anda Nardis'teki herhangi bir kişiden müzisyenlerden ee, şey bizlerden çalışan personelden herkesten daha çok parayı devlet kazanıyor. Öde, ciddi vergilerle. Ama benim bir matematik tarafım vardır. Yani matematiğim kuvvetli. Mühendislik de. var. Yani zaten, tabii. Ondan sonra dolayısıyla da işte o ilk günden fark ettik ki o para bizim değil. Biz sadece şeyin yani dönem paranın başında duruyoruz. Müzisyenin işte alınacak ...işte yiyecek, içecek, içkinin... personelin maaşının... ...pağıttı 3 ay sonra gelecek... ...geçici verginin... ...veyahut da her ay sonu ödenecek... ...muhtasarın falan parası... ...o arada siz de... ...şey kendinizi kollayıp... ...işte harcamaları ona göre şey yapıp... E, ...ayarlama yapma durumundayız... ...ben de... ...bizim de yaptığımız bu... ...yani hesabı kitabı iyi bildiğimiz için... ...veyahut da iyi kontrol edebildiğimiz için... ...şu anda hiç ne, ne vergi... ...ne bir şeyini hiç kimseye... Ne bir şeye, tedarikçi hiç kimseye bir kuruş borcu yok Nardis'in. İnşallah da bu şekilde gider. İnşallah. İnşallah, inşallah. Bu Nardis'ten e, kopmadan önce tekrar muhakkak döneriz ama ben şunu merak ediyorum. E, yani tabii ki gelip görmüştük. Fakat bunun hikayesi yani siz bu mekanı nasıl buldunuz, ilk bulduğunuzda nasıldı, ne, neydi? Hani bunun hiçbir yerde ben bulamadım o yüzden size sorup sizden dinlemek istiyorum. Şimdi Zohal benim çaldığım yerler hep gelir eksik olmasın. ...çok sever müziği... Ee, ...beni de çok sever... ...dolayısıyla... <gülüyor> <gülüyor> ...ben de onun orada etrafımda olmasından çok mutlu olurum... Ee, ...bu gramofonda... ...aslında orayı biz... ...yani ilk müzisyenler bizdik gramofonda... ...çalan Şenova Ülker, ben... ...işte Nezih yeşinil falan... ...sonra ama işte orada hep Zuhal'i görenler... ...orayı bizim zannetti falan... ...biraz böyle yakıştırdılar şey diye... Ondan sonra orası bitti biter gibi oldu falan bir sürü insan bize şey önerdi ya şöyle bir yer var açsanız da falan. E, bu arada daha hatta ondan çok daha evvel bir, bir yer işte Galata Derneği diye bir şey var dernek var. Onlar e, Galata'yı canlandırmak işte oradaki eski binaları değerlendirmek üzere falan bir şeylerle uğraşıyorlardı. Bu şu andaki neredesin olduğu mekanı gösterdiler bize. Ondan sonra biz dedik burada caz kulübü yapacağız mal sahibine. Adam ben böyle caz kulübüne falan veremem dedi. Geçti. Sonra işte aradan yedi yıl geçti. Biz sağa sola bakarken ya bir de bir arkadaşımla geçiyoruz. Bir de burası vardı. Bir baktım kiralık yazıyor. Telefonu aradık. Verdi bu sefer. Hı. Ne ee, değişmiş? Bilmiyorum. Caz değişti o <laughs> zaman. <oradan. gülüyor> Ondan sonra kendisi de aslında müzik sever bir insandı. Rahmetli oldu. Ee, ve orada da işte bir deste, sponsor desteği falan da oldu onlarla birlikte şeyde tazilatı yaptık ve 2002'de başladık şeye 29 Ekim'de tam böyle işte müzik başlamadan az evvel bir yerden piyano akordu yapılırken bir tarafta dübel çakılıyor falan tam o, öyle bir şeyde ve ondan beridir de işte pandemi dışında, dışında. ilk yıllarımızda e, Temmuz-Ağustos'ları kapıyorduk. Hı hı. Ee, şimdi kapamıyoruz. Ee, çünkü kızıyorlar bize. Açıyorlar. Ya Niye kapıyorsunuz falan böyle. Telefon edip rezervasyon için. Bir de ayrıca da eskisine göre daha fazla turist geliyor. Evet. Hı hı. Ve o turistler yazın geliyor. Ve arıyor caz dinleme mekanı. Onun için e, şu anda biz 12 ay açığız. Haftanın 6 günü. Onun için de işte heyecanla 29 Kasım'ı da bekliyoruz. Tam da Ali'nin doğum günü. Ve altı konser. Müthiş. Hepsi üst üste müthiş denk Güzel gelmiş hepsi. Evet. Otomatikman Son... kutlama olacak. Yani. Otomatikman kutlama olacak evet. Şu genç caz e, vokal yarışmasından da hemen bahsedelim. Bu programı dinleyenler daha sonra e, yani tabii ki herkes biliyordur bu müzikle ilgilenenler. Sesine katılsın diye. <laughs> Şöyle e, ben bu daha gramofonda çalarken birisi geldi beni Pory Jazz Festivali'ne davet etti. Şapkamda yazan yer Finlandiya'da. O işte Görgün falan gelmişlerdi bir akşam. Ondan sonra oranın promotörü e, aynı zamanda kontrbasçıydı. Dedi ki sen bizim festivale gelsene seneye. Neresi orası? Poracağız. Tamam dedim ve gittim. Sonra hala gidiyorum. Yani işte bu sene çalmadım programda ama geçen sene çaldım programında. E, çok eşim dostum oldu oralarda. O, orada bir sürü o bölgeden müzisyenle tanıştım. Estonyalı bir kontrbasçı var. E, Toyvo Unt diye. Onların Estonya'da bir... E, sadece Estonya'da değil. Estonya'da ve diğer Baltıklar'da... Böyle genç caz vokal yarışmaları düzenliyorlardı. Bana dedi ki... Sen de gel jüri ol. Peki dedim. 2005 senesinde. Sonra dedi ki... Gelirken boş gelme bir tane de Türk yarışmacı getir. Hı hı. Sonra biz de... Dedik ki ya böyle kendi kendimize olmaz. Biz de kendimiz bir küçük yarışma yapalım. Yani lokal yurt içi yarışması yapalım. Ee, bir yarışma düzenledik. Katılanlar oldu. Çok değerli arkadaş oldu. O zaman işte adını birinci demiyoruz ama işte en iyisini şeye gönderiyoruz. Yarışmaya gönderiyoruz. Yani ama birinci öyle diyelim. Ee, Evrim Özçuca e, birinci oldu. Onu Estonya'ya gitti o da. İşte ben de gittim şeyde. Ve bir baktım bütün jüri üyeleri ona birincilik veriyor. Ve Evrim orada birinci oldu. Pori Jazz Festivali'ne davet aldı. Başka festivallere davet aldı. Ondan sonraki yıllarda işte Meltemeg'e gitti. O Finlandiya'daki bir yarışmada birinci oldu. E, vokalistler ikinciler oldu bilmem ne oldu falan. Daha sonraki yıllarda da şey yaptılar. Vokal yarışmasının yanına bir de muhakkak enstrüman dediler. Ama her sene değişen bir enstrüman. E ee, Cem Tuncer gitti o zaman daha gençti tabii yani 30 yaş altı olduğu zamanlar. Ee, ikinci oldu. O da bir şeyde Romanya'da bir festivale davet aldı. O ödül olarak şeyde. Ee, 2014'te de şey Batu Şallayel daha 19 yaşındayken saksafon dalında birinci oldu. Ondan sonra o da öyle işte saksafonya festivali falan bir takım ödüller aldı. Burak Dursun e, ...tromboncu. O da 17 yaşındayken gittik. 2000 kaçtı? 19 falan neyse. E, ikinci oldu. Çünkü birinci olan... E, ...ondan en az 10 yaş büyük ve şeyde... ...İbrahim Maluf'un tromboncusuydu. <laughs> e, yani zaten... ...ve birbirini çok sevdiler. Hala da kontaktalar. Çünkü ikisinin de hani bu şey var... E, ...makamsal, makamsal şeyleri yani. var... E, akrabalıkları, akrabalıkları var. On, hala temastalar çok sevdiler birbirlerini. Ama o yarışmalar bitti maalesef ama biz şu anda hala yaptık Nardis'te genç caz vokal yarışmalarını. Bu seneye artık sene bu sene önümüzdeki sene yapmayacağız. Hmm. Önümüzdeki sene genel bir caz müzisyeni yarışması yapacağız. Hmm. Yani öyle yine birinciler olmayacak i̇şte, trompetçi bilmem yani şey sadece vokale endeksli olmayacağız yani. Peki konu buraya gelmişken Cenk'e Dönelim. Sen de ustan e, Önder abi takip ederken senin ya, yolun da, ya, bir şey olarak kıdem olarak diyelim en azından kulüplerle ilişkin veya senin kariyerinde etkisi nasıl oldu? Benim için çok önemli tabi ben ilk e, albümü 2008'de yayınladım ve <laughs> işte 2002'de Nardis açılmış 2008'den beri çalıyorum. Nardis'te. Yani ciddi bir süre bu. Hı hı. Ee, bir de e, kulüp hayatının şöyle bir şeyi vardır. Şimdi bu caz eğitimi şöyle bir şey. Sen bunun eğitimini alıyorsun, kitap okuyorsun, evde etüt çalıyorsun ama bunu çıkıp sahnede tecrübe etmezsen çalabileceğin bir müzik değil. Yani bu geçmişte de e, siyahilerin bu müziği oluşturduğu dönemde de böyle olur. Tabii. Yani bilmesen bile gel çal. Hani burada hı bir hı. çabala anla yani konuyu falan. Hakikaten önemli bir şey. Ee, mesela e, işte ne kadar balat çalacaksın bir caz kulübünde kaç tane balat çalman lazım set başına yani çünkü orası bir nevi içki içilen bir konser salonu diyelim. Yani biz öyle bir çünkü caz Tabii. kulübü sessiz müzik dinlenen bir yer yani böyle bir hayal kahvesi standartında bir yer değil. <laughs> Dolayısıyla da iyi çalman gerekiyor seyirci tutman gerekiyor yani bu seyirci komünikasyonunu en iyi öğrendiğin yer bence caz kulübü. Yani ben her zaman e, birisi böyle ben bir albüm yapacağım diyorum ki tamam yapacak mısın bu albümü parçalar okey her şeyi sen git diyorum bir 10 konser çal ondan sonra kayda gir ama 10 konser ayarla her ay 2 tane bir yerler çalacak şekilde bir terini at şu şarkıların çünkü o çok önemli bir şey bu noktada Önder abi her zaman gençlere çok destek olmuştur bir de tabii ki Cengiz abi jazz kafeden hı hı. o da mesela şey derdi abi bizim şöyle bir projemiz var tamam oğlum pazartesileri ben öğrenciler açtım ne istiyorsanız gelin çalın Bu arada hemen açayım <laughs> Engin Yörükoğlu Moğolların devam evet. onu da sevgiyle analım davulcusu Caz vardı. Caz vardı evet. E, ama Caz biraz daha funk ve e, biraz şeye daha doğru gitmişti. Evet. Yani rock funk da oluyordu. Haftanın belli günleri caz müzik evet. çalınıyordu orada. E, ama bunu mesela deneyen çok yer oldu. Mesela şöyle şeyler oluyor. İşte bazen arıyorlar. İşte merhaba biz işte çok güzel bir mekan açtık. Şöyle şöyle ekipmanımız var falan işte. Çarşamba perşembe günleri caz müzik yapacağız. Hmm. Öyle bir şey yok. Hmm. Yani bir kulüp ya caz kulübüdür ya değildir yani. Değilir. Bu bir gerçek yani. Bunu kabul etmek lazım. Çünkü şimdi şey zannediyorlar. Hani haftanın o günlerinde çarşamba perşembe günü yaparsak çünkü o günler ölü günler kulüpler için. <laughs> e caz dinleyicisi zaten hafta arası caz dinliyor canım. Ne var? Ya? Hafta sonu herkes eğlenmeye gidiyor. yaklaşımından çıkarak yola. E, diyorlar ki biz buraya adam çekeriz yani, müşteri çekeriz ama öyle bir yer olmuyor. Çünkü her yer kendi e, dinleyicisini yaratıyor. Tabii. Ben çok ona inanıyorum. Bu şunun içinde geçerli. Mesela ee, yurt dışından Önder abi bazen müzisyenler e, getirtiyorlar kulüpte çalmak evet. için. Hatta Önder, Önder abinin çaldığı beraber çaldığımız konserler de oluyor. Mesela bir gece Narkisse çalınıyor, ertesi gün Bovada çalınıyor, bir gün sonra karşıda o zaman Badu vardı. Mini turne gibi. Evet, Badu'da yani. çalınıyor. Şimdi İstanbul içerisinde şey diyoruz, ya bir gün orada çaldık, bir gün şimdi 3 kilometre ötede çaldık. Acaba ne olacak diyoruz ama her kulübün <laughs> kendine ait bir böyle e, hmm. kitlesi de oluyor. O da çok enteresan. Yani müzisyen de onu biliyor. Yani bu, bu önemli bir şey bence e, kulüp. Çok öğretici bir şey. Ben bu festivallerle ilgili geçerli olduğunu düşündüm. Ama kulüpler içinde böyle bir ayrım bir şekilde oluyor. Adı koyulmamış bence bir ayrım. Tam... Bence Tam ters o ayrım on nasıl yani ayrım ne yani anlamda? Yani şöyle ayrım ayırım, e, şey hani mesela atıyorum Nardis'in bir kitlesi var. Tamam. E, sen o kitleyle temas ediyorsun. Bir gün sonra mesela bu odada çaldığında orada da bir kitle var. Evet, evet. Yani onlar hani Buna birbirine karışmıyor yani. Evet. Buna çok çok güzel bir şey bu yani. Müthiş bir şey bu. Ta zamanında biz dışarıdan kendimiz getiriyorduk şey. O zaman oranın yönetimiyle yönetiminde birisi vardı tanış yani iyi ilişkimiz vardı şey de aksanattan bahsediyorum. Hı. Biz de ...perşembe, cuma ve cuma, cumartesi çalıyor... ...çarşambaları orada şey var... İstiyor musunuz bir arkadaş diyorum... ...bizden evvel orada çal çalıyordu... Hmm. ...çünkü zaten orasının... ...ayrı bir kitlesi var. Şey. Evet, Bu güzel bir şey, ben bunu seviyorum... ...açıkçası, yani böyle bir şey olmasını. Yani müzisyenler açısından hem... ...dediğin gibi şarkının terini atmak... ...form tutmak, başkalarıyla çalmayı öğrenmek... ...dinleyiciyle iletişimi kurmak... ...buluşmak evet, çok önemli. Bütün bunlar açısından jazz klüpleri önemli... Bir de şimdi dünyada da gelişim hemen hemen aynı. ya yani müzik, popüler müziğin tarihsel akışında da e, bizim popüler müziğimizin kurucu babaları da cazcılar aslında. Caz kökenli gelenler. Yani On Tunçundan Atilla Özdemiroğlu'na işte İlham Gencer'den alalım. Bunların hepsi caz yolundan geçmişler. E, oradan yola çıkarak başka yerlere açılmak da mümkün olabiliyor. Armoni tabii yani hani o armonik yapı o birazcık daha geniş bakmak yani bu bir Ajda pekkan şarkısı olsa da hı. fark etmez onun altına yazmış olduğunuz hı. arajman yani caz müzik değil ama işte o öğeleri barındırıyor o zaman da insanlara belli bir kalitenin üstünde geliyor yani hani şimdi günümüzde dört akorlu şarkılar dönemi var hı hı. yani mesela Tunç yaşasaydı da e, bence bu daha farklı bir yere gitmezdi. O o da sıkışırdı orada. Yani sıkışırdı. çünkü e, geri geliyor artık sana. O yaptığın kendinden kusmaya başlıyor. Yani o fazla armoni o şey. Günümüzün müziğinde böyle bir şey var maalesef. Ama e, bir de şöyle bir şey var. Bence mesela Sideman olan caz müzisyeni için de caz kulübü çok başka bir şey. Yani bir kontur basçısındır. Standart caz çalıyorsundur. Farklı gruplarla çalıyorsundur. O zaman e, caz kulübü performanslarıyla hayatında doğru bir yol e, hmm. ve bir ekonomi yaratma imkanı hmm. Bu da var ya, yani, bu da bir gerçek. Yani hani e, önemli bir şey o yüzden. Ayakta e, kalmayı da sağladın. Evet aldım. ben mesela ilk jazz festivali konserimi, e, yani İstanbul Jazz Festivali konserini Nardis'te çaldım. Hmm. Evet hatta Tineke Posma ile beraber çalmıştık. Konserden 5 dakika önce... Geçenlerde yine beraber... Geçenlerde yine mi? çaldık, yani, aynen öyle. 15-16 sene sonra. E, Tineke Posma ile çaldık. 5 dakika önce böyle bir panik oldu, böyle bakıyorum falan. Birisi geldi şey dedi. Hiçbir sıkıntı yok dedim. <gülüyor> <gülüyor> dedim ki, ne oldu yani falan. Bir şey var yani. Ve ben artık heyecandan öleceğim. İlk defa ilk albümü yayınlamışım. Festival kapmışım. Bir tane falan böyle bir kafa çıkarmaya çalışıyorum böyle şeye. Bir baktım davulcum panik atak krizi geçirip yandaki ki hemen yan sokaktaki hastaneye kaldırılmış. Şey. Çocukcağızı bir iğne yapmışlar. Çocuğu böyle getirdiler böyle. <laughs> <mi? gülüyor> Bıraktılar davulun başına. Ama o sırada Tineke şey dedi. E, çalamadığımız bir iki parça vardı. Zor gelen. Hı. Yani o zaman bizim tecrübesizliğimizden. Yani ...ben çalabiliyordum da... davulcuyla basçım çalamıyordu. O yüzden... davulcu zaten geldi. Davulcu zaten pert olmuştu. <laughs> ee, sonra dedi ki... ...sen beni sahneye çağır... ...biz düet çalalım dedi. Ve biz ikimiz düet çaldık. Ee, aradan onca yıl geçti. Yine ee, düet Yine, yine aynen e, şeyde... E, ...Bodrum e, Gümüşlük Caz Festivali'nde... ...düet çaldık. Bu sefer tabii... ...bambaşka iki insan olarak tabii. yani... ...çok keyifliydi. Hatta o konserinde... E, ...fotoğrafı... E, ...Live at Nardis kapağında, CD'sinin kapağında ben ve Tineke'nin fotoğrafı Aa, var. Ha, güzel. Çok ama içinde biz yokuz müziğinde. <laughs> o gün kayıt olmamış çünkü. Öyle mi? Evet o gün Abi, bizi kayıt Onlar şey? oluyor. Biz de Lanet diye bir heavy metal fanzini yapmıştık. İlk sayımızın kapağı James Hetfield'tı. Metallica ama dergin içinde, içinde Metallica yok. yoktu. Oluyor bir <laughs> yani. şey yani. ya. şey güzel. Yani fotoğraf gerçekten güzel bir fotoğraf. O ben hatta Tineke'ye geçen gün gösterdiğin Tineke biliyor musun? Bak ikimizin senle bir albüm var ama içinde yok <laughs> <laughs> Peki yurt dışında sizin mesela gidip de çalmaktan hoşlandığınız ya da dinleyici olarak gitmekten hoşlandığınız tek bir yer olsa söyle dese. Sizin Kuzey'i daha çok sevdiğinizi zamanında yapmış olduğunuz bir podcast ama bayağı yıllar önce belki değişmiştir duydum ama sizinle başlayalım isterseniz yani şöyle iki yıldır biz böyle çalmamdan sadece festival dinlemeye yani festival konserleri dinlemeye gidiyoruz e, ile Geçen sene San Sebastian Jazz Festivali'ne gittik. Bu sene Marsiyak Jazz Festivali'ne gittik. İkisi de çok keyifli festivaller. Ama onun dışında New York'taki çok hani önde olan, önde bildiğimiz işte Village Vanguard, şey Smoke, e, ...Small's, e, Mezrov mesela bu tür yerlere gidip buralarda canlı caz konseri dinlemekten so son derece keyif alıyoruz. Ve oluyoruz. tavsiye edersiniz. Ediyorum. Bu e, araştırma yaparken bu zamanında Türkiye'deki caz kulüplerinde çok öncelerden bahsediyorum. Whiskey Gogo e Go diye bir tane caz kulübüne rastlıyorum ve bunun Elmadağ'da iyi kaçıldığı zaman sadece üyelerine anahtarla verilen ya yani üyelere anahtar veriliyor ve böyle girebiliyorsunuz. Sizin böyle karşılaştığınız şu anda hali <laughs> Direkt yurt dışında falan da var herhalde yani. <laughs> yani, yani, ne? yani. anahtarla girebildiğim ya bu meşhur neydi adamın adı? Kulübü hatırlıyorum da kavramsal olarak adını koyamıyorum sahibinin. Meşhur da bir adamdı, renkli de bir adamcaz o. Anahtarla girilen kulübün sahibi. Nino Varan olabilir mi? Değil, değil. Şöyle e, Caz'ın Türkiye'deki imajı belki de onlardan kaynaklanan bir şeyden dolayı Parasal elit aslında eskiden parasal elitle kültürel elit aynıydı da yani veyahut da paraleldi aynı da demeyeyim. Ee, bir elitist tavrı vardı Türkiye'deki sunuluşu. Halbuki biliyorsunuz aslında e, azınlık müziği, ezilenlerin müziği özünde işte sokak müziği. Ama bir Türkiye'de bir o özellikle 1930'larda 40'lardan sonra batıdan gelen bir hareket ve dans ve bir batı yaşam tarzı özdeşleştiği için böyle bir hani lüks tüketim şık yerler ve pahalı yer pahalı müzik olarak algılandı veyahut da o şekilde sunuldu belki de yani öyle de olması istendi yani rahmetli şey Mehmet Ali Bey mesela bana öyle demişti Burası caz kulübü değil. Ben yani listen olarak şey için. Bilsek için. Yok yok Q için. Q için. Ee, öyle dedi bir falan çalma. Burası caz kulübü değil. Burası caz konseptinde gece kulübü dedi. Aslında söylediğini o kadar iyi biliyor ki. Yani ben çok iyi anladım mesajını. Tabii. Yani bir cazın getirdiği ...elegan hava var. O ama işte bu dekorasyonun bir parçası gibi hmm. falan böyle. Dolayısıyla buradaki işte viski, viskinin kalitesi, bardak ...neyse işte masanın... ...masanın üzerindeki aydınlatma falan... ...bunun bir parçası olarak da burada bir müzik çalıyor... ...ama bunun için de bir Charlie Parker... ...işte... E, ...Donald'ı isimli çalma... E, ...demeye getirdi... ...çok bence hedef çok güzel belirledi şeyi... o ...onun için ama... ...biz... ...şeyi belki de bizim hani uzun ömürlü... ...olmamızın nedenlerinden birisi de o... ...biz onu... ...kestik bir kere... ...dispeten ucuz yaptık saatleri değiştirdik. Bizden evvel ki bir tür şeyler 11.30'da falan başlıyordu. Halbuki bu müziği tüketen insanlar ya öğrencilerden vazgeçtim. Genellikle kurumsal çalışan ve işte ne bileyim genellikle yüksek eğitim evet. görmüş ve işte bir şekilde yabancı dil bilen falan insanlar. Yani eğer eğrisinin ortasını alırsak öyle bir şey var. Ee, kitlesi var. Dolayısıyla bu insanlar ertesi sabah 7'de kalkıp ve ne bileyim işe gidecekler. Biz saati erken çektik. 9.30'u aldık şeyi. Hani yemekten sonra da bir vakit olsun hiç olmazsa diye. Ee, ondan sonra bir de bu pandemiye kadar çünkü o, o zaman ayakta insan alabiliyorduk. Pandemide kestik bu ayakta insan almayı. Yani pandemi sonrası da e, ee, öğrenci bileti uyguladık. Hı. Öğrenci bileti de aşağı yukarı sinema bileti fiyatıydı ve bizde şey minimum şarj ve tüketme şeyi mecburiyeti yok. Evet. Sadece kapıdan bileti alıp müziği dinleyip gidebilir bir genç üniversite öğrencisi falan. Ama bunu şeyde yapamıyoruz yani pandemiden sonra çünkü yarım sayımız şey yerimiz kısıtlı. Ee, çünkü herkesi oturtuyoruz şimdi dolayısıyla da onu bıraktık. Ama nispeten yine de makul fiyatlar olduğunu düşünüyorum. Hiçbir zaman ya zaten dekorasyonunda şey böyle bir rustik bir havası vardır. E, aydınlatması falan da öyledir. Yani böyle lüks bir şey sunmuyoruz ama harika bir müzik sunuyoruz. Bizim derdimiz o. Harika bir müzik ve harika bir soundla harika bir müziği sunmak. Harika müzisyenlere sahne vermek. Ve de etrafımızda çok da güzel yani bence çok iyi bir müzisyen kitlemiz var evet, onu söyleyeyim. Öyle. Der abi siz daha önce bir röportajınızdan ben not almışım. Caz çok ağır, kalın, ukala ve karanlık görülüyor Türkiye'de demişsiniz. Biraz bu dediklerinizle. Belki, evet belki de onun etkisi vardır evet. Var. O zaman. Halbuki öyle değil yani ve hatta belki de öyle sunuldu özellikle evet. de. yani Bu sadece gelmiş. kitlenin algısının yanlışlığı değil belki o türlü algı, algılanmasına gayret edildi ki ürünü daha pahalıya satabilmek için hmm. ama ee, biz, biz bunun böyle olmaması gerektiğini düşünüp ona göre davrandık ve herhalde de başarılı olduğumuzu düşünüyorum gençleri Öyle, tabii. şu anda bizim işte hani ortalama şeyimiz bu benim şey bunu Ferudun şey yapmış bir daha bir istatistik bir şey yapmışlar galiba Ertaşkan da hmm. Bu benim gözlemim. 22 senedir gözlemim. 35-40 yaşı ortalama. %60'ı kadın. Ben ama şeyleri falan çok iyi biliyorum. Ee, bir gün bir konser esnasında... E, ...İsrail'li bir perküsyoncu çalıyorduk. Bir adam geldi en öne böyle. Hiç unutmuyorum hatta Zuhal abla... ...o gün e, Önder abi yoktu, Zuhal <laughs> abla vardı. Şimdi ben de gitarist olarak ekibin gitaristiyim. Adam yani böyle her parçanın sonunda İbranice bir şeyler söylüyor. Ve bizim perküsyoncu böyle kızarıp duruyor falan. Şimdi biz anlamıyoruz falan. Ama tabii ki adamın ses tonundan yani fark etmiyor. İtalyanca, İbranice, Türkçe, Kürtçe. Hoş bir şey Kötü şey bir şey söylüyorsan o anlaşılır yani hani ondan sonra. Hepimiz anlıyoruz 1, üç, 5 falan filan. En sonunda ben dayanamıyorum ki ne anlatıyorsun? <laughs> Sen de dedim yani biz de bilelim falan filan. Sonradan bir anda Türkçe bu, yaldırmaya başladı sahneye falan filan acayip böyle ve biz Zuhal ablayla e, göz göze geldik. Öz abi vardı o zaman kasada. Hı -hı. Öz abi o da o da yılan oynuyor sürekli. <laughs> Öz abi deyince, yıl kulağında tıkaç yani ve yılan oynar o böyle. <laughs> yılan oynarken böyle kapattı böyle telefon elinde böyle yaptı. Şey yapıyorum ben onları falan filan dedi böyle hop 3-5 şiş geldi böyle adamla kadını böyle paket dediler dışarı çıktı çıkarttılar biz şimdi çalmaya devam ettik ama bir elimiz ayağımız tabi bir kesildi yani tabii. hani çünkü şey bir şey sonradan anladık ki onların böyle bir kendi aralarında bir problem varmış hmm. adamı tanımıyormuşlar bile ama mesela bu anlamda bir caz kulübünde sessizlik yani konuşuldu tabii. yani ben dedim ya orası alkol alınabilen bir konser tabii. salonudur yani o anlamda da Nardis'te öyle bir şey var. Bir hiyerarşi var. İnsanlar sessiz dinliyorlar ve ses çıkaran kimseye tahammül yok. Yani e, sağ olsun işte içki dağıtan garsonlar da öyle. Hiçbir zaman arada bir şeyin geldiğini görmez. Parça biter. O arada herkes gelir. Yani onlar önden e, şey yapılmış şeyler. Yani çalışılmış... Kahve makinesi mesela aşağıda mutfaktadır. Onun hır diye sesi gelmesin diye. Aynen mesela diye. o bizi bozan bir şey yani. Hani o şimdi özellikle... Ee, şey... E, yani... Bazen istemeden de olsa uyarı yapmak zorunda kalınıyor ama bazen de zaten dinleyici yapıyor uyarıyı. Hmm. Yani ya işte konuşulmayan yer değil konuşulması gerekli bir yer ama bağırmadan konuşulması <laughs> gerekli bir yer. Aslında tabii otobüs durağında da bağırmadan konuşmak lazım. Bir öyle de bir <laughs> durum var. Yani kimsenin kimseye kendi <laughs> e, <dertine> bağırmana <laughs> bağırmadan, 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 bağırmadan Şey, kesinlikle. başkasına duyurma lüksü yok yani. Ülkeyi düzelt. Telefonla <laughs> konuşmak gibi. de kulübü düzeltmek biraz daha birkaç <laughs> kurallı falan. Bu <laughs> başınıza yani... gelen en absürt şey çok affedersiniz. Şeyi soracaktım. Buradan söylediniz zaten. Yani bu bir kulüpte sizin başınıza gelen en absürt şey. Da ben en burada yaşamadım şeye, bunu. Benim, bu bu baya bayağı heyecanlı bu bir şeymiş. olabilir mi? Yok olamaz. Benim yaşadığım absürt şeyler yani ben daha <laughs> çok daha <laughs> enteresanını yaşadım. Anlatabilirim size. Lütfen. <laughs> Yıllar evvel kadınlar günüydü. O zaman şaft blues ve caz evet, vardı. Evet. Orası da bir dönem hani böyle caz da çalınıyordu falan. Ee, Neşet Ruhacan, Nezi Yeşil Nil, e, Lloyd e, çalıyordu ve Deniz Dündar Aha. vardı. E, ben de öğrenci olarak işte e, Bilgi Üniversitesi'nde öğrenciyim. Gittim konser izlemeye. Ee, şimdi o gün tabii özel Dünya Kadınlar Günü olduğu için falan filan daha çok hanımlara böyle işte indirimler yapılmış ön masalar falan dolmuş böyle bir ekip vardı çok sarhoş oldu ee, kalkıp ayağa dans etmeye başladı ee, şimdi böyle bakıyoruz kadın dans ederken ama öyle bir böyle elini geçiriyor ki konturbasının mikrofonu böyle yani yapıyor oradan yapıyor. Ben şimdi şey dedim aportlayan bir şey olsa atlayacağım üstüne falan filan derken kadın geri geri geldi ve <laughs> mikrofona çarptı ve Nezi abinin kontrol deliğinden içeri girdi böyle çuturt çuturt böyle şeyin içerisine <laughs> hani içine girmesine mi kopalım oradan çıkan feedback'e mi onu oradan geri çıkaramamaya mı kadın sahneye düştü falan filan Neşet baba da <laughs> şöyle şey yaptı böyle dedi. <laughs> hay Allah dedi <laughs> yani Devarlı çalıyorlar için. ama devam ediyorlar ama. ama o hay Allah öyle bir şey ki yani. çünkü böyle bir yerde bir kadıncağız falan filan <laughs> Biz hani gençler olarak kaldırdık mı Sonra dedi ki işte e, dedi ki bana şimdi dedi böyle küçük bir şey oldu tabii. Şimdi dedi, aramızda dedi genç bir müzisyen arkadaşımız var dedi. Onu sahneye dağıtacağız edeceğiz dedi. Ben de bakıyorum kim gelecek falan ve benim adımı söyledi. O zaman da Barney Castle diye bir gitar çalıyor. Gitar gerçekten bu masa kadar yani hem ağır hem büyük ben zaten küçücük boyda bir adamım Gitarı aldım tutmama imkan yok bacağımı oraya doluyorum kolumu buradan şey yapıyorum falan ve büyük bir artistlikle döndüm dedim ki all things you are ondan sonra ve o an zaten hani he knew that he was fucked up diye bir şey var o gerçekleşti çalmaya başladık. İşte ben şimdi konuk olduğum için ilk solo, soloyu benim almam gerekiyormuş. Yani racon da bilmiyoruz tabii, tabii, daha gencisi falan. Ben şimdi tabii böyle loyda bakıyorum trompet solo. Baktı böyle üç, birinci akor, ikinci akor, üçüncü akor böyle yaptı yani. Hani bir şey yok <laughs> hani ben çalmayacağım falan. Ve ben üçüncü akorda sadece tabii üç korusu solo çalmayı bildiğim için o dönem. Birinci akordan başlayarak <laughs> yani inanılmaz bir solo çaldım yani gerçekten hiçbir şeyin tutmadığı. Yani hani o şey gibi tabir ediyorum böyle düşmeye çalışırken düşmemek için zorlayıp böyle 10 metre şey düşen 10 yani metre düşen var ya işte onu yaşadım var orada yani. Ve e, o kişi, o kişi şey oldu. Bir daha dedim ben ne neşet Hoca'nın <laughs> gitarını çalarım sahnede ne de old things you Are çalarım yani o benim için e, ya o gün yani hepsi aynı anda oluyor. Mikrofonun içine SM58'in girmesi, ...kotur kutur kırılması, o fteleyinin falan. Yani inanılmaz bir geceydi benim için. Sizin var mı böyle? Ya çok getirmek istediğiniz ya da tanışmak istediğiniz birisiyle karşılaşmak da olabilir yani böyle çok belli ki anlatmak istemiyor. Yok, yani. yok yok aklıma <laughs> hiçbir şey gelmedi öz özellikle geçenlerde bir yerde anlattım o kaya bile çalarken ee, şey böyle bir kamyonun şey nedir kasası damperi, damperi e, ha, onun şeyi orayı sahne yapmışlar hareketli sahne yani sağdan sola o kasabadan bu kasabaya gidiyor e, ee, böyle akçay makçay oralarda bir yerde bir türlü sound check olmadı bilmem ne falan en sonunda gittik buluştuk oldu sound check yapıyoruz falan ama artık hava karardı insanlar geldi falan orada birinci parçaya başladık bir baktım sahnede Ozan'la çalıyor Ozan'la yan yanayız Ozan'la aramızda bir kadın bitti sahneye çıkmış <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz konser başladı mı dedi. <laughs> Abi kontrbas solosunda dediyse sıkıntı yok biliyorsun genelde. <laughs> <laughs> kontrbas solosu böyle herkese bir konuşmak gibi. Buyurun katıl abi Çok güzel bir cevap. Bu sizin e, yurt dışındaki şeyleri e, unuttum sanmayın onu da San sizden e, almak isterim. Yani sizin yurt dışında gitti izlemek de olabilir dediğim gibi çalmak da olabilir. Mutlaka hani yurt dışına gittiğiniz zaman bir müzikle ilgileniyorsanız buralara da uğrayın dediğiniz ülke fark etmez. En sevdiğiniz birkaç yeri söylerseniz eğer mekan olarak. Ya şu, mekan olarak yani Berlin'deki birfleti çok seviyorum ben Hı. yani Berlin'e gittiğim Zamanı hani ilk akşam ne yaparsın desen bir flat'e giderim hep güzel müzik oluyor Hı -hı. çok iyi sound oluyor. Bunların hepsine rezervasyon yaptırmak öyle bir şeyimiz var ona. Tabii söyleyelim ki tabii şimdiden. ki. Ee, orada orayla alakalı bir detay söyleyeceğim. Ee, bir tane Neumann'ın kafa head dediğimiz bir mikrofonu Hı -hı. var böyle insan kafası şeklinde. Ee, onu böyle mesela buraya koyduğun zaman insan kulağınız duyuyorsa genel olarak öyle kaydediyor Hı -hı. ve duyuyor. Ee, orada o şey var. O enteresan bana e, naif ve hoş gelmişti. E, ...tepede o Neumann kafa duruyor bir tane... ...eğer izleyici az ise o akşam... ...sonuçta izleyici az demek... ...alkışın da volümü az demek... E, ...o Neumann kafa mikrofonu açıyorlar hafif... ...alkışlarda... Hmm. ...dolayısıyla alkış PA'den de geliyor... Ha. ...yani sen dört masaya bile çalıyorsan... ...böyle doyurucu bir alkış alıyorsun... ...kabul ediyorum biraz manipülatif bir yaklaşım ama... E, ...aslında e, müzisyenin moralini de düzelten de bir yaklaşım... E, ...bir de e, oradaki ekipman şeyi çok enteresan. Yani bir koleksiyonlarlık durumu da var. Hmm. Ya bana bir Fender Twin Reverb lazım diye işte 70'lerden var, bir tane 65 var. Bir tane işte Maxor'un Ride'ı var falan. Hani öyle bir şeyler toplamışlar, onları almışlar hmm. Sedal ee, B-Flat'te. E o A-Train'de mi? A-Train, A-Train pardon çok pardon. A-Train'de e, Sedal böyle toplamış onları Sedal Bey. Orası çok hoş yani. Hı -hı. E, çalmayı hani en çok yani gitar müziği çalmayı en sevdiğim yer ise açıkçası Amerika oldu. O turne oldu. Hı -hı. E, onu da şöyle fark ettim yani o uzun turnenin sonunda. E, dedim ki Amerikan izleyicisi e, Pat Metheny, John Scofield, Mike Stern, Mick Goodrick... John Abercrombie bütün bu e, gitar dehalarını defalarca kez festivallerde ve kulüplerde dinlemiş. Evet. E, ve gitar müziği dinlemeye alışmış. Yani e, ben gidip oraya bir solo gitar performans çaldığım zaman çok hazır bir yani tarih bilen bir dinleyiciye çaldığımı hissettim çok. Çünkü çıkıştaki feedback'leri de öyleydi. Yani hani yorumları bu beni mesela çok etkilemişti yani Aslında Amerika'da tam edelim. tersi düşünürsün. Adam bunlarla doymuş. Şimdi ben de ne oluyorum? Ne oluyor diye aslında öyle değil. Değil işte çünkü öyle değil. Çünkü birikim öyle. Çünkü o da kalbini gönlünü açıyor, evet. kulağını açıyor. Ama mesela diyor. oradaki tecrübelerimden şunu söyleyeyim. Mesela Amerika'da San Francisco hariç Flamenco müziği diye bir şey yaşamıyor mesela. Hmm. Onu da beraber turneye çıktığım flamenkocu arkadaşımdan hmm. gördüm. Onu da nereden görüyorsun? Ee, bir CD hani e, imzalama ve satış şeyi oluyor. Şimdi böyle dört gitarcı çalıyoruz. Kuyruk oluyor önümüzde falan. Şimdi flamenkocu arkadaşım Samuel Leto'nun önünde böyle çok az kuyruk var. Ama çocuk gerçekten çok iyi bir gitarcı. Yani hmm. e, böyle dudak ısırtan bir teknik ve müzikaliteye sahip falan filan. Sadece ve sadece San Francisco'da... E, Onun kuyruk, oldu. oldu. Kuyruk oldu. Çünkü zaten e, A Night in San Francisco diye Paco John John McLaughlin albümü evet. alanı bir albüm Kresip var. Aynen. Yani Oradan da geçmişe dönük baktığında San Francisco'nun flamenko bildiğini, e, o bölgenin özellikle İspanyolca konuşulan çok Evet. çok geniş İspanyolca konuşulan işte o Mirils'ların olduğu yer İspanyol Mahallesi. Dolayısıyla orada öyle bir kültür Santana'da var. Santana da oradandır. Sosolito'dan. Evet, evet ama mesela işte mesela Montana diyeyim yani o hmm. Kuzey Amerika'da Hı -hı. falan sıfır. Yani flamenko şey diyorlar. İtalyan müziği çok güzel falan diye. <laughs> Çocuğa çocuk çıldırıyor. This is Spanish falan diye. böyle ama hani adam bu İtalyan müziği çok güzel falan diye geliyordu. Yani ama bu anlamda Amerika gitar çalıyorsanız ve gitar müziği üretiyorsanız Aha. bence dinleyici bakımdan çok güzel bir şey. Şimdi meraklısı vardır lafta bir yerde gelmiş oldu. Ekipmana ee, Önder abinin şahane bir lafını okudum. Her caz gitaristi bir gün telekestri tadacaktır diye. Bu lafı niye ettin abi? <gülüyor> <gülüyor> vardır ya hani şeyde her fani. <laughs> onu ben en son Julian Laj'ın elinde evet, gördüğüm ayağın... zaman onun altına yazdım onu. Çünkü şey e, aslında caz gitaristleri normalde kasa caz evet. gitar kullanır. İrili ufaklı kasalar. Şimdi evet. kasalar küçüldü. Kimse artık o Barney Castle size'ı kullan. Ben de mesela L5 var. 17 inç. Evde bazen çalıyorum o kadar yani. Çünkü taşıması zor bilmem ne zor falan. Ama e, şey nedense Telecaster'ın caz gitaristlerine dokunan ve o, caz sound'una yakın bir şey var. Var yani mesela Mike Stern zaten hep Telecaster Hı -hı. çalar. Ed Bickert diye bir Kanadalı gitarist. Galiba şu anda hala yaşıyor ama çok ağır durumu. O hayatı boyunca Telecaster çaldı. Grant Green de öyle. Hep tele çaldı Grant Green. Grant Green'de. Green değil. Yok, Ted Green. Ted, Ted, Green. Ted, Ted, Green. Ted Green. Ted Green, Ted Green aynen Green o da. Grant da, evet, Green yani. daha çok 335 kiloluk bir kaş olurdu. Evet. evet, evet Ted çaldır, Green demek. aynen. Evet. Ondan sonra eee şu anda da işte mesela Julian da Telecaster kullanıyor. Şey çok kullanır. E, sko Sko'nun da var, Sko'nun da var. Öbürcan'daki öbür şey var. O biraz galiba Ibanez yapımı ama sonuçta Telecaster. Telecast, evet. e, şeyin e, Bill Frisell kullanıyor zaten Country'de sevdi. Zaten ya countryciler kullanıyor, ya cazcılar kullanıyor. Evet. Rockçılar mesela rockçıların en favori gitarı değil Telecaster. Bruce Springsteen kullanır Telecaster. Evet, evet. evet. E, şeyler vardı bir zamanlar. Neydi? E, bir Rock grubu vardı hatta tekrar şimdi çıktılar. In the Army Now diye parçaları var. Status Statusko. Oh. Onlar evet. da galiba hmm. iki, iki gitariste de şey kullanırdı. Ama cazda da çok oluyor ve aslında tamamen full kasa gitar sounduna yakın bir sound elde edebildiği gibi böyle Max Stern vari böyle evet. biraz modern bir sound elde ediliyor. Drive'a da geliyor. geliyor. Drive'a da geliyor. Evet. ...pratik taşınması kolay, sapı oynamıyor... ...bilmem ne... Se, Kullanıyor da... musunuz siz? De Tabii Benim yani. var ama... Benim de var <gülüyor> <gülüyor> Çok fazla... ...nedense ben barışamadım. Şeyden dolayı olduğunu düşünüyorum... ...skala farkından dolayı olduğunu düşünüyorum. Ben sonuçta 24 üç çeyrek evet. e, ...Gibson'ın daha çok olduğu şeyde... ...onu da daha rahat ediyorum. E, esas problem o. Mesela onun için burada Les Paul... Yes Les Paul onu getirdim. Yine içi boş ama hı hı. E, ama Gibson sonuçta yani. Gibson. Ben teleciyim direkt. Teleci. Yani e... Türkiye'de şöyle şeyde pop camiasında şey var, Atavrat, Fender Strat diye biliyorum. Yani. <laughs> yani ama yani mesela Strat kestiri şöyle geliyor bana yani herkesler aynı ses çıkıyormuş gibi geliyor. Hmm. Yani Eric Clapton da çok iyi çalıyor. Ee, ne bileyim işte günümüzün iyi gitaristlerinden John Mayer de mesela. Ama mesela baktığın zaman beşinci sıvıcı aldığın anda her yer aynı. Hmm. Ama Telecaster'da öyle değil. Mesela hmm. ee, çok başka sesler de çıkartabiliyorsun yani Telecaster'dan. Yani biraz düştüğün zaman daha akustik bir yere geliyor. Funk özellikle eğer groove çalıyorsan bence kesinlikle Tele çünkü Strat'ta bir vuruyorsun o vites aşağı gidiyor. Allah Abi sende de mi var o problem? <gülüyor> <gülüyor> Allah o vites Allah aşağı mısın? gidiyor bir. Bir de ben çalarken volümler kısılıyor oynuyor. evet kısılıyor. onu. Ya yani onu niye öyle yapmışlar ben anlamadım ya. Yani kesin yanlış tasarlanmış. Yani. mükemmelleşmiş tasarım falan diye görürüz. Yok yok. Yani yok tamam, hayal, çalana yapayım, çalana yapayım, mükemmel, tamam. sevene mükemmel. Evet. Ama but not for me. Diye Aynen oluyor. öyle. Yani hiç, şey ben, ya, ben hiç vibrato değilim. kolunu da sevmiyorum. Elimi de değdirince bınk diye akort ka kaçıyor, kaçıyor. Evet. Yani işte e, tele biraz daha şey e, Robust. Yani daha böyle karakterli geliyor bana. Bu aklıma çok takılmıştı. Sor soracağım diye hmm. kafaya takmıştım süper Güzel oldu. Aynen. Tele severim Ama böyle fırsat bulunca çalıyorum yani hakikaten teleyle. Peki e, şimdi yine laf biraz orada diye rock grupları falan senin abi Deep Purple projen vardı. Ne vardı. oldu? 2000 senesinde İstanbul Jazz Festivali'nde evet. çaldık. Ee, daha sonra da galiba 2002'de mi mi iş sanatta çaldık onu. Ee, şeyi ben çok severim Deep Purple'ı. Hmm. Ee, 8 tane mi 10 parça mı ne aldım ben onu 4 nefesli artı ritim Section'a yazdım. Hiç vokal yok ve öyle işte birkaç konserimiz hatta işte Ankara'ya gittik çaldık vesaire böyle o dönem 2000'lerin başlarında Ben bir şekilde devam ettirmeyi düşünüyormuşsun gibi bir hisse kapılmıştım ama aslında es düşünüyorum da uğraştı o düzenlemeleri tekrar elden geçirmek lazım. Çünkü aradan 20 yıl geçti. Benim anlayışım değişmiş olabilir. Birazcık belki biraz şeyleri düzeltsek Grup çok değişmiş. Geçen konsere geldiler. <laughs> <laughs> Sonra konuşacağız. Ben yavaş yavaş toparlamak <laughs> zorundayım. De gerçekten de bir dakika. Cengi de bir tane perdesiz gitar konçertosu evet. hikayesi vardı evet. o... Ya ben e, iki, bu 2019'da Amerika'da e, ikinci konser pardon 2020'de pandemi öncesi bu 38 konserlik bir turneye gitmiştim. Hı -hı. E, Amerika'da. Amerika'da ama... evet. Yani o kadar uzun ki yolculuklar. Yani 6 saat uçuyorsun, 3 saat geri gidiyor e, saat farkından. 2,5 saat arabaya gidiyorsun falan. Yani 8,5 saat <laughs> uç, gidiyorsun bir yere, hala saat öğlen 2. Yani <laughs> dolayısıyla o arada hani ne yapacağım? Hani internet falan bir yere kadar. Ben dedim e, zaten hayalimde vardı bir yani akustik perdesiz gitar için, klasik perdesiz gitar için bir konçerto yazmak. E, ve oturdum orada, e, başladım. E, sonuçta ben kompozisyon eğitimi aldığım için evet. elimde enstrüman olmadan müzik yazabiliyorum yani. Yani başladım yazdım yani her gün 3 saat 2 saat uzun uçuşlarda laptopun şarjı yettiği kadar e, notayı yazdım en son pandemide de işte 2 sene içerisinde böyle gerçekten düzenli yazar gibi yani her gün kalkıp başına geçip 3 ölçü 5 ölçü falan bitirdim e, İzmir'de Adnan Saygund'a da premierini yaptık Aynen. ardından e, aslında şu andaki e, tarihteki ilk olmuş oldu fakat tabii ki orkestraları bulmak, onları book etmek. Ya yani mesela şey diyor. Birisini arıyorsun. 5 sene sonra 6 Mart diyor. Ki, yani bak şimdi biz deprem olur, darbe olur. <laughs> tabii, tabii. Şunu gel 6 ay sonra yapalım. Hani bir, ben de bileyim hani olacak mı olmayacak mı? 5 sene sonra deyince ben öldürürüm sen ölürsün belli mi olur tabii. yani? Dolayısıyla e, birazcık zor. E, ama şimdi geçtiğimiz e, günlerde e, ben Romanya'da bir konser çaldım ve Hı. Oradan bir teklif geldi. E, Roman Romanian Youth Orchestra e, bu eseri çalmak istediğini oh, söyledi. Sanıyorum 2025'in sonlarına doğru yani Eylül-Ekimi gibi e, çalacağız orada bir kez daha. Yani Amacım hani... tabii kaydetmek. E, biraz kaptırdım kendim uzun oldu. 44-45 dakika sürüyor. Yani e, normalde konçerto maksimum 20 dakikalık hmm. bir şey ama ben onu bir konçerto gibi değil de, hani bir akşamı doldurabilecek bir hmm. e, performans olarak algıladım açıkçası e, ve ben çok fazla solo çalmıyorum hani öyle bir benim solo çaldığım şeyle dolu hmm. değil gerçekten full size orkestra e, French hornlar. ...ile elli kişilik bir orkestra için yazdı. Yine değil tabii ama çok güzel. Evet yani biraz uğraştırdı ama... ...sonuç çok keyifli oldu yani İzmir'de... ...çok zevkliydi benim için. Kapatmaya yakınız adım kadarıyla evet. bence bir teşekkür edin. Ben de teşekkür ederim. Kimizde... Benim o kadar çok sormak istediğim şey var... ...hiçbirini evet. soramadım çok yani. Hem Önder ya Forcan hem Cenk Erdoğan... ...çok üretken sanatçılar diye pek evet. çok albüm bize... ...armayetler. Önder abinin... Patlıcan, evet, patlıcan o Berjeni şahane 2022 evet. albümü, tişörtten istediğimi söyledim, Merch olarak konserlerinde dağıtacak o karara vardık. Ben de patlıcan alacağım, de... biraz sonra konserlerde <laughs> destek olarak. Cenk de daha geçen sen arayı, arayı çıkardı. Şimdi yeni bir nostaljiye diye bir şey. Gördüm Nostalci. ama o bir ortak ha, o, şey mi? Ya o şöyle, e, ben geçtiğim sene Kodars'ta ders verdim 4 Hı. ay Hollanda'da. E, orada öğrenciler e, işte bana şey sormadılar. Ya yani buraya ne çalıyorsun buraya değil de hani nasıl bu müziği üretiyorsun Hı. hani? Çünkü genelde kodars, world müzik üzerine bir yer. E, gelenler de çoğu zaman işte İsrail'den, İran'dan, Suriyeden, Afrika'dan falan yani kendi ne has kökleri olan e, öğrenciler, kültürleri. Ee, ben de onlara e, Creative e, Improvisational Composing diye bir ders hazırladım. Hı. Doğaçlamayla müzik yazma arasındaki farkındalığı Çok anlattım onlara. Ee, ve oradaki öğrencilerimden bir tanesi dersler esnasında o parçayı besteledi. Sonra dedik ki hocam bunu çalar mısın? Tabii ki dedim yani. Hani tabii. Destek vermek lazım. Gencecik bir çocuk yapan 22 yaşında araş e, bugün yayınladı parçasını. Ben tabii ...bu ara şimdi biraz yoğun oldu. Ben daha için... yolda dinledim. Öyle öyle. Ben de bu nereden çıktı? Ya hiç haberim yok diye... Yani o öyle bir çıkan bir şey. Benim kendi adıma değil de... ...sağ olsun o beni de... Sen hani, ismini görünce ben de kesin bir... ...collaboration falan evet. gibi düşündüm. Benim Süper. E, sanıyorum Ekim'den itibaren... ...bir dört beş parçalık bir EP gelecek. E, yani yavaş yavaş... ...kışı dolduracağız gene. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Katıldığınız için teşekkür çok, şey. çok keyifliydi evet. gerçekten. Dediğim gibi yetmedi. Biz Jack Talks'ta bugün... Bozca'da Caz Festivali'nde gittik. Siz izlediğiniz zaman biz dönmüş oluruz herhalde. Yani i̇nşallah <laughs> dönmüş oluruz. <laughs> Önder Focan ve Cenk Erdoğan'la birlikte bugünkü programı yaptık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Sağ ol.